Hayatta kalma tüyoları. Kim olduğunuz hiç fark etmez. Hepimiz içten içe maceradan maceraya atılmayı mutlaka istemişizdir. Hadi ama itiraf edin. Ancak dünya tehlikeli bir yerdir ve okulda size tehlikeli durumlarda nasıl hayatta kalacağınızı öğretmezler. Neyse ki bugün hayatta kalma ipuçlarının bir listesine sahipsiniz ve artık hiçbir şey sizi durduramaz. Yani çoğu şey durduramaz. 1. Yıldırım çarpmasından korunmak için neler yapabilirsiniz? Açık alanlarda durmaktan kaçının ve etrafınızda kendinizden uzun bir şey olmasına özen gösterin. Mesela o uzun boylu arkadaşınız gibi. Şaka yapıyorum tabii. Ağaçlar, binalar ve elektrik direkleri paratoner görevi görür. Bu yüzden sakın onlara yakın durmayın. Ayrıca metal ve betondan uzak durun. Her ikisi de elektriği çok iyi iletir. Bir şimşek fırtınasının sadece 30 dakika ile 1 saat arası sürdüğünü unutmayın. Bu yüzden riske girip çarpılmaktansa güvenli bir yerde bekleyip zaman kaybetmek daha iyidir. 2. Soğuk yanığından nasıl korunabilirsiniz? Yeterince sıkı giyinmiş olsanız bile vücudumuzun bazı kısımları her daim soğuk havaya maruz kalır. Biraz vazelin size bu konuda yardımcı olur. Cildinizin açıkta kalan kısımlarına vazelin uygulamak sizi soğuk yanığından koruyacaktır. Ancak bu uzun süreli bir çözüm değildir. En kısa sürede bir yere sığınmaya ya da ateş başına gitmeye çalışın. Yapabileceğiniz bir diğer şey de ayakkabılarınızı biraz gevşetmektir. Bu sayede ayaklarınızdaki kan dolaşımı artar ve ayaklarınız az da olsa ısınır. 3. Kuzey yönü nasıl çabucak bulunur? Kuzeyi bulmak için bir mıknatısa, bir iğneye ya da köpük ya da saman gibi suda yüzen bir şeye ve bir bardak suya ihtiyacınız var. İğneyi mıknatısa sürterek mıknatıslanmasını sağlayın. Daha sonra iğnenin her iki ucuna suda yüzecek malzemeyi batırın. İğneyi suya bırakın. İğne sonunda bir yönde duracaktır. Aynı bir pusula gibi kuzeyi gösterecektir. 4. Böcekleri nasıl kaçırabilirsiniz? Birkaç böcek ısırığı çok önemli değildir. Ancak iyice dinlenemeden vahşi doğada yolunuzu bulmaya çalışmak tehlikelidir. Etrafınızdaki otları yakarak tüm sinekleri ve sivrisinekleri kaçırabilirsiniz. Sarımsak, biberiye, nane veya kekik gibi bitkilerin kokusu etraftaki tüm sinir bozucu sinekleri kaçırır. Ya da böceklere bir tuzak hazırlayabilirsiniz. Plastik bir şişeyi ortadan ikiye kesin ve kenarlarına bant yapıştırın. İçine biraz şekerli su döküp biraz maya ekleyin. Bu karışım sivrisinekleri çeker ve daha sonra sivrisinekler banda yapışır. Gördünüz mü? Demek ki ne yapıyormuşuz? Kampa giderken yanımıza maya alıyormuşuz. 5. Vahşi doğada su nasıl bulunur? Kendinizi susuz bırakmayın. Çiğden yararlanın ve yağmur suyunu depolayın. Yanınızda bir çadır bulundurmak her koşulda iyidir. Çadırınızı biraz gevşek bir şekilde kurarsanız su biriktirebilirsiniz. Ama şansınıza yağmur yağmadıysa bacağınızın etrafına kıvrılmış bir bez parçası bağlayın ve sabah yüksek otların arasından yürüyün. Bez suyu emer ve bu suyu bir şişeye sıkabilirsiniz. 6. Kirli su nasıl filtre edilir? Biri diğerinden biraz uzun olan iki kap alın. Uzun olan kabı kirli suyla doldurun. Bir parça bezi kıvırın ve bir ucunu dolu kaba, diğerini de boş kaba koyun. Bu süreç biraz zaman alacak ama kumaş parçası tüm nemi emecek ve suyu bir kaptan diğerine taşıyacaktır. Sonuçta tüm kir ve toz ortadan kalkacaktır. Tedbiri elden bırakmamak için suyu kaynatmayı unutmayın. 7. Çelik pamuğu ile nasıl ateş yakılır? Bunun için 9 voltluk bir pile ihtiyacınız olacak. Pilin her iki kontağını da çelik pamuğu parçasına temas ettirmek hemen yayılacak küçük bir kısa devre kıvılcımının çıkmasına yol açar. Kıvılcım çıkan yerlere pamuk parçaları koyun. İşte oldu. Ateş yaktınız. Ateşin boyutunu küçük tutmaya ve hızlı bir şekilde söndürmek için en az bir güvenli yol bulmaya özen gösterin. Mesela idrarınızla söndürebilirsiniz. Bir taşla iki kuş. Ateşi söndürün ve diğer kampçıları eğlendirin. 8. Bir pil ve sakız ile nasıl ateş yakılır? Daha doğrusu sakız değil de sakızın ambalajı ile ateş yakacağız. İlk olarak ambalajı uzunlamasına 3 parçaya ayırın. Daha sonra her birini papyon şeklinde, ortası 2 mm genişliğinde olacak şekilde kesin. Sonrasında mutlaka eldiven giyin. Folyo hızlı yanar ve ellerinizi korusanız iyi olur. Folyonun bir tarafını pilin artı kontağına, diğerini ise eksi kontağına yerleştirin. Bir de kuru ot ya da yakacak çıra hazırladıysanız çok kısa sürede kamp ateşiniz hazır olur. 9. Toprak kapla nasıl oda ısıtıcısı yapılır? Bunu yapmak için toprak bir kaba, muma,
metal bir çubuğa ve tüm bu malzemeleri destekleyecek bir tutamağa ihtiyacınız olacak. Tutamağın metal çubuğu dikey olarak tutması gerekir. Toprak kabı ters çevirin ve havada asılı duracak şekilde çubuğun üzerine yerleştirin. Çubuğun etrafına birkaç mum koyun ve mumları yakın. Mumlardan gelen ısı kabın altında hapsolur. Isıyı emer ve etrafa yayar. Bu sayede mum gibi küçük bir şeyi bile ısı kaynağına dönüştürebilirsiniz. 10. Mum nasıl yapılır? Bal mumu yerine herhangi bir doğal yağ kaynağını ve fitil yapmak için de bir kağıt mendil ya da tuvalet kağıdını kullanabilirsiniz. Mesela ambalajlı bir tereyağını ortadan ikiye bölün. Yarısını alın ve ince bir çubukla derin bir delik açın. Bir parça tuvalet kağıdını fitil şeklinde kıvırın ve tuvalet kağıdını aynı çubuğun yardımıyla deliğe sokun. Fitili tereyağına bulayın ve yakın. Mumunuz 4 saat yanar. 11. Kelepçelerden nasıl kurtulabilirsiniz? Pekala Houdini, umarım bu tüyü kullanmak zorunda kalmazsınız ama bilmekten zarar gelmez. Tele benzer herhangi bir malzeme kullanın. Ataş veya saç tokası bile işinizi görür. Telin ucunu anahtar deliğine yerleştirin ve dik bir açıyla bükün. Sonra biraz dışarı doğru çekin ve diğer yöne doğru bükün. Ardından tüm kıvrımların yönünü izleyerek anahtar deliğinin en uç kısmına yerleştirin. Teli biraz hareket ettirdiğinizde kilit açılır. Bunu nereden mi biliyorum? Güzel soru. 12. Ayak bileklerinize sarılı bir ipi nasıl çözebilirsiniz? Etrafınızda keskin bir nesne olmadığını varsayarsak ve dişlerinizi kullanamayacağınıza göre sadece ayakkabı bağcıklarınızı kullanarak serbest kalabilirsiniz. Ayakkabılarınızı çözün ve sol ayağınızın bağcıklarıyla bir halka yapın. Sonra ipin etrafına ayakkabı bağcıklarından birini geçirin ve ucunu sağ ayağınıza bağlayın. Bacaklarınızı bisiklete biniyormuş gibi hareket ettirin. Bu şekilde ayakkabı bağcığınız en sonunda ipi sürtünmeyle keser ve serbest kalırsınız. Bacaklarınızın neden bağlı olduğunu sormayacağız. 13. Köpek balığı saldırısından nasıl kurtulabilirsiniz? Eğer suda bir köpek balığı gördüyseniz bu onun size saldıracağı anlamına gelmez. Eğer uzak bir mesafeden düz bir şekilde yüzerek geçerse plaja kaçma şansınız vardır. Paniğe kapılmayın ve sabit bir şekilde ilerleyin. Eğer köpek balığı zigzag çizerek size doğru ilerliyorsa tehlikedesiniz demektir. Ancak savaşabilirsiniz. Köpek balığının kafasındaki en zayıf noktalar solungaçları ve gözleridir. Çoğu köpek balığı size saldırmaz. Sadece yüzerler. Demek öyle. 14. Ayı saldırısından nasıl kurtulursunuz? Ayın saldırısı mı? Ay size neden saldırsın ki? Pardon, ayıymış. Neyse, aydan değil ayıdan bahsedelim. Öncelikle ayıyı sakın kışkırtmayın. Uzun bir kış uykusundan sonra açlıktan ölmedikleri takdirde insanları av olarak görmezler. Eğer koşarsanız ayıya bir yiyecek olduğunuzu göstermiş olursunuz. Yavaşça hareket edin ve ayıya daima bir kaçış yolu bırakın. Kendinizi olduğunuzdan daha büyük göstermeye çalışın. Montunuzu açın, parmak uçlarınızın üzerinde durun ancak saldırgan olmayın. Ayının kendi işine bakmasının daha iyi olacağını düşünmesini sağlayın. Vay canına, kamp listesi mi yaptık? Şimdi yanımıza maya, kağıt mendil, bir parça tereyağı, 9 voltluk bir pil, 2 farklı boyutta şişe, kelepçelerden kurtulmak için ataş, vazelin, sarımsak, biberiye, nane veya kekik, suyun üzerinde yüzecek şeyler ve kilden bir kap almamız gerekecek. Ayrıca tüm bu şeyleri taşımak için bir de araba kiralasanız iyi olur. İyi eğlenceler, tedbiri elden bırakmayın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.